Çok kaliteli üretiyor, çok güzel üretiyor deyip, tatları güzel deyip. Cihan var hayran aver. Yâne bu, perdemi bu yâne bu. Kirada üzzeti, cibuyi kutsal pilus. Yıllar ses selam, selam. ...13 Şubat Radyolar Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bütün radyocu kardeşlerimizin Radyocular Günü kutlu olsun. Yani belki evet Radyocular Günü diyoruz ama aslında radyocular ciddi sorunlarla karşı karşıya. Maalesef hani bugünün kutlayan bir siyasi bile göremedik maalesef. Yani belki böyle sosyal medyada bazı paylaşımlar yapanlar oldu. Allah onlara razı olsun ama genel anlamda maalesef şu anda radyo medyadan, basından dahi maalesef görülmüyor. Bundan dolayı da radyocular ciddi sıkıntı içerisindedirler. Şimdi radyoculuk dediğimiz şey aslında geleneksel medyanın belki şu anda dijital medya karşısında en fazla olumsuz yönde etkilenen bir yayıncılık alanı olarak görebiliriz. Şu anda her ne kadar böyle dijital medyanın ilerlemesiyle birazcık etkisini yitirmiş olsa da radyoculuk bir nevi yani radyo yayıncılığı devam ediyor. İnsanlar elinden geleni geldiklerince bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Fakat süreç içerisinde ciddi sıkıntılar da var, ciddi sorunlar var. Bu ara ara gündeme geliyor. Bunlarla ilgili maalesef çok da ciddi adımlar atılmıyor. Adımlar atılmadığı için şu anda birçok radyo maalesef kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor. Ve kimse de onların sesini duymuyor. Yani bu anlamda ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntıların en başında şu geliyor. Özellikle bu gündeme geldi. Yani ara ara da gündeme geliyor ama maalesef bir çözüm üretilemiyor. Telif hakları dediğimiz yani telif bedeli dediğimiz sorunlar var. Çaldığınız müziklerden dolayı maalesef çok sayıda telif bedeli isteyen meslek birlikleri var. Ve bu meslek birlikleri her biri beraber hareket ediyorlar, bir araya gelmişler ve maalesef radyo yayını yapan insanlardan telif bedelini istiyorlar. Telif bedeli ödeyemeyen radyoları mahkemeye veriyorlar. Yıllarca süren mahkemelerden dolayı birçok maalesef radyocu, yayıncı kardeşlerimiz maalesef bundan mağdurdurlar. Yani bu telif bedeliyle ilgili adım atılması gerekiyor, çözüm bulunması gerekiyor. Hani bu anlamda buna bir yüzdelik mi verir, yani RTÜK buna bir yüzdelik mi belirliyor ya da RTÜK'ün alacağı bir yüzdelik bedeliyle mi artık buna bir çözüm getirilir bilmiyoruz ama şu anda yani telif bedeli sorunu bütün radyocuların belini bükmüş durumda. Bu da ciddi anlamda bir sıkıntı olarak önümüze duruyor. Yüksek enerji bedelleri var. Malumunuz bütün dünyada giderek enerjinin fiyatlarının yükseldiğini görebiliyoruz. Bu anlamda yani radyo yayıncılığı yapan kardeşlerimizin de hem bilgisayarları olsun, vericileri olsun ve diğer kullandıkları bütün cihazların hepsi 7-24 saat enerjiyle çalışıyorlar. Bunların sürekli çalışması gerekiyor. Maalesef bunlarla ilgili de ciddi anlamda bir enerji bedeli geliyor ve şu anda birçok yayıncı kuruluşumuz maalesef bu enerji bedelinden dolayı ciddi sorunlar yaşıyorlar ve bunları ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. Bu anlamda bunun da çözülmesi gerekiyor. Diğer bir sıkıntı ise mesela kamu spotları sorunu var. Kamu spotları biliyorsunuz ki bütün diğer basına dağıtılıyor ama bize dağıtılıyor, radyoculara dağıtılıyor ama maalesef bununla ilgili herhangi bir ödeme yapılmıyor. Bir ödeme yapılmadığı için de maalesef şu anda radyocular yani bunu yayınlıyorlar ama bunun karşılığında herhangi bir gelir elde edemiyorlar. Halbuki yani normal şartlarda yani devletin bunu karşılanması gerekiyor.
devletin radyoculara destek vermesi gerekiyor. Yani mesela kamu spotları da aslında buna bir öncülük edebilirdi, buna bir vesile olabilirdi. Fakat bununla ilgili maalesef herhangi bir ödeme yapılmıyor. Hatta şunu görebiliyoruz. Mesela gazetelerin, internet siteleri ve televizyonların mesela biliyorsunuz ki basın ilan kurumu tarafından onlara bir bedel ödeniyor. Onlara bir reklam bütçesi ayrılıyor. Onlara resmi ilan hakkı var. Onlara veriliyor ama maalesef radyolar bunun içerisinde değildir. Bu da yine radyoların yaşadığı sıkıntılardan birisi olarak önümüzde duruyor. Diğer bir sorun ise kamu şirketlerinin, bankalarının reklam bütçelerinden yerel bölgesel radyolara payının ayrılmaması da yine maalesef radyocuların sıkıntıları olarak önümüzde duruyor. Diğer bir şey de belki en önemlisi belediye bütçelerinde bulundukları il ve ilçelerdeki yerel ve bölgesel radyo maalesef onlara pay ayrılmıyor. Hatta biz radyocular olarak belediyeler yani yerel belediyelere başvurduğumuzda bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani radyo bize yani basın kanununda radyo yer almıyor. Ondan dolayı da biz radyoya herhangi bir ödenek ayıramıyoruz, herhangi bir bütçe ayıramıyoruz, reklam veremiyoruz diye maalesef radyocu kardeşlerimize cevap veriyorlar. Elbette bununla birlikte kendi şahsi olarak bazı adımlar atan bazı belediyelerimiz var. Özellikle Gaziantep Belediyesi bu anlamda radyocu yayıncı kuruluşlara yardımcı olma anlamında onlara yardımcı olmuş. Onlar için bazı adımlar atmış ama genel anlamda maalesef belediyeler radyolara herhangi bir anlamda bütçe ayırmıyorlar. Bu da ciddi bir sorun olarak duruyor. Tabii daha önce bu sorunların çözülmesi için RATEM'in öncülüğünde bazı adımlar atıldı. Bazı görüşmeler yapıldı. Özellikle 2022 yılında Dijital Medya Komisyonu'nda ciddi anlamda çalışmalar yapıldı, tartışmalar yapıldı ama maalesef en sonunda radyo yayıncılığı maalesef basın kanunu içerisine alınmadı ve şu anda maalesef radyolarımız yani zor ayakta duruyorlar, kendi özverileriyle, kendi fedakarlıklarıyla ancak ayakta kalabiliyorlar. Yani bu anlamda reklam kültürü de giderek azaldığı için bölgemizde maalesef radyocularımız, radyo yayınlarımız can çekişiyor. Bu anlamda yani yetkililerin bir an önce yani geleneksel medyamızın bir parçası olan radyolarımıza sahip çıkmaları gerekiyor. Ve radyocu kardeşlerimizin de, radyocu yayıncılığı yapan kardeşlerimizin de belki de radyo yayınlarını, kalitelerini artırmaları gerekiyor. Güzel programlar yapmaları gerekiyor. Ve bu anlamda onların da kendini güncellemesi gerekiyor. Bu da önümüzdeki bir gerçekliktir. Ben tekrardan Radyocular Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlere de bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Malumunuz radyo ya da diyelim televizyondur benzeri teknolojik imkanlar yani günümüz dünyasında istifade edilen aletlerdir, istifade edilen argümanlardır. Fakat istifade edilme durumu şöyle, yani içini ne kadar doldurursan o kadar istifade etmiş olursun. İçini güzel doldurduğunda istifade etme imkanı daha fazla olur. Eskiden radyo daha fazla dinlenirdi. Özellikle yani 2000'li yıllardan önce radyonun insanlarda ya da sosyal hayata yer tuttuğu alan daha fazlaydı. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesiyle ya da dijital dünyanın gelişmesiyle biraz daha radyonun önemi düşmüşse de ya da radyonun kullanım alanı düşmüşse de ama yine de insanlarımız, halkımız radyoyu dinliyor. Özellikle yani en çok dinlenen alan arabalardır. İş yerlerine giden halkımız, insanlar radyolarını açarak gidiyorlar. Dolayısıyla yani arabada radyodan fazla, radyo dışında arabada radyo daha fazla önem arz ediyor, daha fazla yer tutuyor. Bu açıdan bakıldığında yani kendilerine hitap eden, kendilerine hoş gelen şeyleri dinliyorlar. Bu açıdan kim ne şekilde yani halka hitap ederse daha fazla dinlenir. Bizim yayın politikamız İslami çizgide yayın yapan bir radyoyuz. Bu açıdan yani Kur'an ve sünnet çerçevesinde Allah Resulü'nün hayatı, hadisleri, Kur'an-ı Kerim, ağırlıklı sohbetlerimiz, programlarımız var. Bu açıdan yani bir kişinin günlük olarak yapabileceği ya da dinlemek istediği ne varsa elhamdülillah radyomuzda bunu vermeye çalışıyoruz.
ya da duygulara hitap eden, kalba hitap eden ne varsa bunun yerini tutacak şekilde kişi hiçbir şey okumasa bile, radyomuzu dinlerse Allah'ın izniyle çok güzel istifade edeceği programlar, müzikler vardır. Hele hele yani müzik hani duygusal olarak ya da insanların rahatlamak için dinlediği şeylerdir. Bizim müziklerimiz kalbe hitap ediyor, duygulara hitap ediyor. Yani hani zevk alma dışında gerçekten müziklerimiz de, ilahilerimiz de, ezgilerimiz de kişiyi Allah'a yaklaştıran, kişiyi Allah'a hatırlatan müziklerdir. Hatta şöyle diyebilirim ki yani bir parça dinlendiği zaman insanı çok etkilediğini, dinleyen kişinin bundan çok etkilendiğini diyebilirim. Bu açıdan bir müzik bile radyoda verildiği zaman insanlar dinleyip istifade edebiliyorlar. 7 Ekim Aksa Tufanı başladığından beri 9 kardeş radyo olarak onlarla birlikte her gün 2 saat boyunca Gazze'yi işliyoruz, Aksa Tufanı'nı işliyoruz. Hem Aksa Tufanı'nı gündemde tutmak hem de kardeşlerimizin sesi olmak adına bunu yapıyoruz. Elhamdülillah bu konuda şimdiye kadar bunu yaptık, bunu yapmaya da devam edeceğiz. Kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Onların duygularını, onların isteklerini dinlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz onları dinlendirirse halkımız onları onlardan haberdar olmuş olur, onların durumunu öğrenmiş olur. Halk bundan haberdar olursa en azından boykot konusunda, dua konusunda üzerine düşeni yapmış olur. Bu konuda duyarlılığı artmış olur. Ama biz bu konuda gevşek davranırsak Allah muhafaza onlar da unutmuş olurlar. Bu açıdan Gazze ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa hem müzik olarak, hem sohbet olarak, hem materyal olarak inşallah veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.